Herkese merhabalar, kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Ben bugün taze sarımsak turşusu kuruyorum, evim için kuruyorum. Kurmuşken de sizle tarifini paylaşmak istedim. Hazır Mayıs ayındayız. Şiddetle tavsiye ediyorum Mayıs ayı geçmeden, çünkü sonrasında sarımsaklar kuruyacaklar. Bu güzel taze sarımsaklar çıkmışken, biliyorsunuz Mayıs ayında çıkıyor. Kurumadan bunlardan turşu yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok kolay, çok pratik ama çok lezzetli bir turşu oluyor. Zaten sarımsağın faydaları say say bitmez. Hani saçtan tırnağa, ne bileyim, kansere karşı vücudumuzu, mekanizmamızı güçlendiriyor. Diyabet gibi kronik hastalıklara çok iyi geliyor. Yani bir sürü zaten ilaç endüstrisinin de eli ayağıdır sarımsak, biliyorsunuz. O yüzden hazır elimizin altında bir sürü varken kendimizi hastalıklara karşı korumanın en güzel yolu bence sarımsak tüketmek. Burada kavanozlarım var. Bunları gene de ne olur ne olmaz diye kaynar suyla yıkadım. Şöyle bir şey gitsin diye, mikrobu falan gitsin diye. Burada da 2,5 kilo taze sarımsağım var. Bunları da suyun içine koydum, tozu toprağa gitsin diye. Şimdi bunları güzelce ayıklayacağım. Onu size hemen bir tanesini göstereyim. Ondan sonra diğerlerini hızlı hızlı yaparım. Şöyle. Bunlar tabii şimdi gene defalarca yıkanacaklar. Şöyle şuradan önce bunu bir alıyorum. Dikkat edelim, elimizi kesmeyelim. Bir de alttan keseceğim. Şu sakallı kısmını alıyorum. Orasını da biraz aldım. Sonrasında bunu böyle üstten soymaya başlıyoruz. Şimdi hemen soyayım, size son halini göstereyim. Şöyle. Sarımsaklarım gözükecekler. O şekilde soyuyorum. En azından üst kattakiler. Şöyle bakın. Bunu böyle soyuyorum. Şimdi hepsini güzelce hazırlayacağım, yıkayacağım, temizleyeceğim. Ondan sonra turşumuzu kurumaya geçeceğiz artık. Sarımsaklarımı güzelce temizledim. Onları aşağı yukarı 3 saat kadar suda beklettim. O acı suyunun çıkması için. Bakın, sadece sarımsaklarımı kendi ince zarları tutuyor. Yani bir tane daha kabukları var şu an bunların. Altını da böyle kestim. Dediğim gibi 3 saat suda beklettim. Güzelce suyundan çıkarttım, süzdüm. Burada benim 1,5 kilo sarımsağım kaldı. Tarttım ben bunu. 1 kilo da çöpüne çıktı. Bayağı sapı, çöpü, kökü 1 kilo oldu. Kenara alacağım. Şimdi sarımsaklarımı hemen kavanoza dizeceğim. Her yarım kilo sarımsak için 1 bardak sirke kullanacağız. Tuzunu da yumurta testiyle ayarlıyorum ben. Ama önce sarımsaklarımı dizeceğim. Şimdi bunları dizmeye başlayalım. Şöyle kavanozumun ortasına bir tane sarımsak yerleştiriyorum. Diğerlerini de onun etrafına koyacağım. Şimdi turşumun suyunu güzel ve tam kıvamında ayarlamak için önce üzerlerine güzel içme suyunu dolduruyorum. Ağzına kadar dolduruyorum bunları. Buna da doldurayım. Ve buna da. Şimdi bunları tamamen doldurmuş olduk. Burada yapacağımız şey, bunu aldım ve döküyorum. Bu işlem önemli. En azından bir kere yapalım. Bir daha uğraşmayalım. O yüzden suyumuz güzelce yetsin. Bunu böyle yaptım.
Şimdi burada sirkem var. Hemen onu da açayım. Limon tuzumu aldım. Normal kaya tuzumu aldım. Turşuluk tuzumu. Sirkemi de açtım. Şimdi bundan 3 bardak eksiltiyorum. Çünkü sirke ilave edeceğim. 3 bardak suyumu döktüm. Şimdi artık 3 bardak sirkeye geçiyorum. Siz istiyorsanız göz kararı da yapabilirsiniz. Suyunuzu o şekilde de ayarlayabilirsiniz ama benim böyle daha çok içim rahat ediyor. Biraz da bol sirkeli yapıyorum ben. Öyle seviyorum. 3 bardak sirkemi koydum. Her bir yarım kilo sarımsak için de 1 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. 1 2 3. Tabii ki yumurta testinden sonra gene kıvamına bakacağım. 1 2 3 kaşık da 3 çay kaşığı da limon tuzu attım. Bunu güzelce eriteceğim. İyice karıştırıp eriteceğim. Ondan sonra içine yumurtamızı atacağız. Bakalım tuzu yeterli mi? Yeterli değilse ona göre tekrar ilave yapacağız. Bayağı bir erittim. Şimdi bir tane yumurtamı alıyorum. Güzelce yıkıyorum. Ve suyumuzun içine bırakıyoruz. Evet, tuzu yetersiz. Gördüğünüz gibi yumurtam dibinde. Gördünüz. Hemen çıkartıyorum. Tekrar tuz ilave edeceğim. Tuzdan tuza değişebiliyor. O yüzden bir kaşık daha tuz ilave ettim. Onu da güzelce karıştırıyorum. Ondan sonra tekrar bir daha test edeceğiz. Şimdi yumurtamızı tekrar atalım içine. Bakalım yeterli geldi mi? Evet, yumurtam yukarı çıktı. Gördüğünüz gibi suyun üstüne çıkıyor. Şöyle. Artık tuzu yeterli. 1,5 kilo sarımsağı, 4 yemek kaşığı tuz koymuş olduk. Normalde 3 kaşık yeterli geliyordu. Ama artık her şeyin kalitesini düşürdükleri gibi sanırım tuzun da kalitesini düşürmüşler. O da yeterli gelmedi. Bu arada bu kavanoza koymadım diğer sarımsakları. Çünkü az gelecekti. O yüzden şöyle 2 tane küçük kavanozuma koydum. Şimdi artık turşumun suyunu koyabilirim. Güzelce dolduruyorum. Sarımsağın üstünü geçene kadar doldurdum. Turşularımızı ara ara bir hafta 10 günde bir falan açacağız, bakacağız. Suyu eksilmişse aynı bu sudan yapıp tekrar üstüne ilave edeceğiz. Böyle turşuyu yaptım, kapağını kapattım. Hiç bakmayayım, kışın açar yerim yok öyle bir şey. Sürekli gözümüz üstünde olacak ki bu kadar emeğimiz ziyan olmasın. Yapacak da çok bir şey yok. Bu aynı bu sudan hazırlayıp üstüne ilave edeceğiz. Zahmetli bir şey yok. Şimdi artık turşularımın kapağını kapatacağım. Dibinde azıcık suyu kaldı. Onları da çok gene doldurup taşırmak istemiyorum. Bayağı da doldurdum. Güzelce kapaklarını kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Dediğim gibi ara ara bakalım. Emeklerimiz ziyan olmasın. Gerçekten güzel oluyor. Böyle bol sirkeli güzel bir sarımsak turşusu. Yapmanızı tavsiye ediyorum.
Şunu da göstereyim hemen. Turşularım artık hazırlar. Biblo gibi buraya dizdim. Şimdi burada durduklarına bakmayın. Ben bunları sonra kilerime götüreceğim. Serin ve kuru bir yerde saklayacağız. Güzellikleri iyi çıksın diye buraya koydum. 3 saat ben bu sarımsakları temizledikten sonra suda beklettiğim için hava falan karardı. Artık bu bir akşam çekimi oldu. İnşallah olduğu kadar güzel gözüküyorlardır. Gerçekten bu şifa deposu tarifi yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Mayıs ayı çıkmadan elinizi çabuk tutun diyorum. Başka da bir şey demiyorum. İnşallah tarifimi yapıp denersiniz. Turşularım bir ay sonra hazır olacaklar inşallah. Bir kısmını yerim, bir kısmını kışa saklarım. Belli olmaz artık. Şu küçükleri yiyip belki bunu kışa saklayabiliriz. Ya da Mayıs çıkmadan tekrar turşu yapabilirim. Belli olmaz benim işim. Ama gerçekten bu bol sirkeli taze sarımsak turşumu denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Böyle. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.